6. madde. Buyurun. Talas Belediye Meclisi'nin 03.03.2021 tarih 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. 6. gündem maddemiz yine Talas Belediyesi ile ilgili 3.03.2021 tarih ve 41 sayılı belediye meclis kararının incelenmesini komisyonumuz yapmış. Kabulünün uygun olacağı yönünde de rapor düzenlemiştir. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen? Var başkanım. Buyurun. Başkan, burası ana yurt dediğimiz bölge Talas'ta çok yoğun bir alan. Evet. Etrafında zaten hem trafik hem insan yoğunluğu hem de çok ciddi şekilde bina yoğunluğu var. Bundan dolayı şu anda sağlık tesisiyken emsalinin 4 katın üzerinde artması oraya ciddi bir yoğunluk getirecek. Bunun ambulansı olacak, hastası olacak, çalışanı vesaire. Bir de tam kavşak noktada orası ciddi şekilde tıkanacak. Biz o yüzden 4 kat imar artışını reddediyoruz. Bir de burası şu anda devlete ait bir sağlık ocağı iken devletten özele geçişi olacak muhtemelen. Belediyemiz bunu satacak. Yani Türkiye'de hepimiz de tecrübe etmişizdir. Daima kamu daha iyi bir sağlık hizmeti verir. Özele geçince oradaki insanlar bundan çok faydalanamayabilir. Çünkü ana yurtta oturan insanlar hani Kayseri'nin en zengin insanları değil sonuçta. O bölgeye daha uyumlu ve devlet tarafından yapılacak hizmeti desteklerdik. Öyle görmek isterdik. O yüzden bu değişikliği reddediyoruz. Peki. Başkanım buyurun. Efendim Özgür Bey yanlışlıkla 7. maddede söyleyeceklerini 6. maddede söyledi. İkisini birden başkan bildirmiş. Aynen. Yani aynı eleştiriyi az sonra tekrar yapacağım başkanım, evet, o yüzden. İkisini bir kabul edelim. Aynen başkanım. Çünkü 6 ve 7 beraber aslında. Yani evet, birbirinin beraber uzantısı olduğu evet için aynı açıklamaları orada da aynı. Evet efendim. Efendim burası Kayseri'nin en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi, 81 bin nüfusluk bir mahallenin Papatya Caddesi üzerinde ve hakikaten kavşakta bir yer. 4500 metrekare. Sağlık ocağı görünüyor. Sağlık alanı. Ancak sağlık alanı için çok büyük bir alan. Sağlık alanı yapılması için orada da o alana araya vermeye gerek yok diye düşündük. Dün de bir başka çok yakın bir yerde sağlık ocağı için valimizin huzurunda bir hayırseverimizle imza attık. Burasını hastane olmasını istedik. İl Sağlık Müdürlüğü hesap kitap Erciyes Üniversitesi'nin tıp fakültesine çok yakın olduğu nedeniyle hastane yapılmayacağını da devletin bu hesabına göre uygun olmayacağını, yapılamayacağını söyleyince biz orada o kadar kalabalığın içerisindeki bütün binalar 15 katlı, her biri 60'ar dairelik, ben bir yatırımcı arayışına girdim, özel hastane. Malum haliniz özel hastanenin en büyük müşterisi de yine devlettir. Devlet, özele gidiyoruz, devlet paramızı veriyor. Bu bakımdan burada bir özel hastane olması hiç olmazsa oradaki insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir hadisedir. Burada trafik sorunu falan olmayacak. Çünkü etrafında yeşil alan da var, tesis de yapılıyor, önümüzde cami var. Hiçbir yeri de kapatmıyor. Ancak tabii buna karşı görüşte olanlara saygı duyarım. Ancak burası eğer bir özel sağlık tesisi yapıldığında tabii ki burayı öncelikle yap işlet devletle değil, arsasını sağlık tesisi yapmak üzere satışla bir özel hastaneye çevirmek istiyoruz. Eğer para gibi bir derdimiz olsaydı sağlık tesisi değil ticaret merkezi diye çıkardık. Adam ister sağlık tesisi yapar özel hastane, ister dükkan yapardı. Ama Talas'ın, Türkiye'nin, Kayseri'nin affedersin en kalabalık mahallesinin ortasına bir sağlık tesisi yapılmasının nesine karşı geliniyor? Bunu kamuoyuna artık karşı çıkanlar cevap verir. Teşekkür ediyorum. Başkanım, bugünkü meclis gündeminde bol miktarda Talas vardı. Özellikle ana yurttaki sağlık alanıyla alakalı sizden bilgi almak istiyoruz. Bir sağlık ocağı alanı özel sağlık alanına dönüştürüldü bugün itibariyle. Burada da bir özel hastane söz konusu olacak. Özgür Bey'in itirazları vardı. Trafik sıkışır mı diye neler söyleyeceksiniz? Orası özel sağlık alanı olmadan önce sağlık merkezi alanıydı. Yani sıradan bir sağlık ocağı yapılmasıyla alakalı bir lejant. Ama biz
Kayseri'nin en büyük mahallesinde bir hastane olması için çok uğraştık. Devlet tarafından bu yatırımın şimdilik mümkün olmayacağını anlayınca özel yatırımcılarla görüştüm. Birkaç hastane sahibi böyle bir arsa olduğunda biz ilgi gösterebiliriz dediler. Tabii satlığa çıkaracağız. Ondan sonra da özel hastane yapılmasını isteyeceğiz. Özel hastanelerin en büyük müşterisi yine devlet. Faturayı devlet ödüyor. O nedenle de orada bir hastane olmasını arzu ettik. İsteğimiz buydu. İmar Bayındırlık Komisyonu da uygun bulmuş. Çünkü mülkiyeti belediyemize ait bir arsa. Teşekkür ederim. Ana yurt Kayseri'nin son yıllarda en fazla nüfus alan bölgesi. Çok ciddi şekilde binalaşma ve nüfus artışı var. Az önce sizin de çektiğiniz gibi görüntülerde 20'ye 20 bir yol kavşağı var. Ciddi de bir yol kavşağı Papatya Caddesi'nin orada. Burada zaten var olan, planda var olan bir sağlık tesisi var. Bu sağlık tesisi devletimize ait olacak. Şu anda mülkiyeti belediyede ama sonuçta Sağlık Bakanlığı'na ya kira ya devir ya tahsis bir şey yapılacak. Ve oradaki insanlar bunu ücretsiz olarak kullanacak. Sağlık ocağı nihayetinde. Ama şu anda yapılmak istenen, itiraz ettiğimiz olay şu. Oradaki yoğunluğun 4 kattan fazla artırılıp oraya bir özel hastane yapılması. Şimdi ana yurta baktığımız zaman ana yurtta Kayseri'nin en zengin insanları oturmuyor. Oraya yapılacak bir sağlık ocağına, devlete ait sağlık ocağına ana yurt nüfusunun %100'ü gidebilecek iken şu anda yapılacak 4 katından daha fazla imar verilecek özel bir hastaneye ana yurt nüfusunun muhtemelen %10-15'i ya gidebilir ya gidemez. Bir de onun dışında yapılacak hastane kavşak noktasında olacağı için ciddi bir ambulans sıkışıklığı, gelen hastaların park sıkışıklığı ve orada zaten şu anda ciddi bir trafik sıkışıklığı var. Onlar da eklendiği zaman içinden çıkılmaz bir hal alacak. Biz bundan dolayı itirazlarımızı ilettik. Devletimiz orada şu andaki plandaki hali zaten sağlık ocağı. Biz diyoruz ki mevcut sağlık ocağını koruyun, yapın. Yapın yani üzerine, arsayı koruyun, üzerine yapın ve insanlar ücretsiz olarak sağlık hakkından faydalansın. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşümüz bu yönde. Bundan dolayı bu talebi de reddettik.